Pro PHP hocam hoş geldiniz. Evet devam edelim arkadaşlar. Haber paylaşımı yapıyorduk. Şimdi buradan PaylaşPHP'den haberimizi paylaşacağız. Ve o bizim haber PHP sayfamızda gözükecek. Şu an haberlerimiz gözükmüyor. Şimdi şöyle yapalım. PaylaşPHP'yi aktif etmeden önce PaylaşPHP sayfamızı veri tabanına veri ekleme özelliğini eklemeden önce kendimiz elle birkaç tane ekleyelim ve şöyle pardon şu nerede gösterelim? Haber PHP sayfamızda gösterelim haberleri ki aradaki farkı daha iyi anlayın. Evet. Şöyle yapacağız. Ekle diyeceğiz. Ekle. Ekle. Mesela bir haber iki tane haber ekleyelim. Mesela ne diyelim? Pro PHP hocam. Hocam. Devrimi diyelim. Evet. Pro PHP hocama üye olarak mükemmel bir yazılımcı olabilirsiniz. Hatalıysam ara. 0212 222 222 33 76. Evet, şöyle şurayı hatta yeni satırda yapalım. Öyle. Şuraya da şöyle yapalım. Hani paragraf oluyor mu bakalım. Yeni paragraf. Şöyle. Boşluk bırakayım. Yeni paragraf. Şimdi onları da yapmanız lazım. Yani siz paylaş PHP sayfamdan şöyle şuradan arkadaşlar paylaş PHP sayfasından yazdığınızda bu normal bir metin. Breakleri almaz, yazı tipini değiştirmez. Bu gibi şeyleri nasıl yapacağımızı da öğreneceğiz. Yani siz normal yazarsınız. Enter'a basarsınız fakat o Enter'ı almaz. Yani paragraf yapmaz. Şöyle yapacağız. Yeni paragraf bölümü yeni paragraf çalışacak mı diyelim. Tarih de ekleyelim, şöyle bir tane tarih ekleyelim. Şöyle bugün Ağustos mu? Ağustos'un 28'iymiş. 28'ini ekleyeyim. Sonra şöyle yapalım. Üye olmayan çok şey kaçırıyor. Evet. Ne diyelim? Ne kadar erken üyelik o kadar arpa. Ne alaka? Çok alaka. İleride sistem değişebilir arkadaşlar. Şu an 20 TL veriyorsunuz. Belki ileride parça parça satılabilir dersler. O yüzden şimdiden iyi olmanız sizin için faydalı olacaktır. Ne diyelim? Ne kadar erken o kadar arpa. Şöyle ASD ASD diyelim. Evet şöyle yapalım. Şimdi şöyle yapalım. Bunların tarihini şöyle 16'sı diyelim. Sallayalım. Şimdi git diyelim. Git diyelim. Git diyelim. Her neyse önemli değil arkadaşlar, şu uyarı eklendi. Bakalım eklendi sayfamız. Gördüğümüz gibi yazılarımız eklendi. Herhangi bir sorun yok. Şimdi şöyle yapalım. Kodlamaya başlayalım. Şimdi haber PHP sayfamızı kodlayacağız. Şu haberlerin olduğu bölümde şöyle PHP kodlarımızı yazmaya başlayalım. Çünkü PHP kullanacağız arkadaşlar. Bu arada HTML içerisinde PHP kullanacağız. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şöyle PHP. Öncelikle bir MySQL bağlantı oluşturmamız gerekiyor. Şimdi MySQL bağlantısı için ayrı bir sayfa oluşturmadık. O yüzden şöyle yapalım. MySQL Connect fonksiyonu ile 2 dakika bir connect oluşturalım. MySQL Connect. Şöyle yapalım. Localhost. Kullanıcı ismi. Şöyle Localhost'u sanırım. Localhost. Oğuz Hanım admin olması gerek. Bir sürü domain var arkadaşlar, hatırlamıyorum. Deneme 321 şifremdi. Evet. Şöyle yapalım. Orada desin hata varsa. MySQL error. Şöyle. MySQL Select DB. Neydi? Oğuz Hanım sosyal olması gerekiyor. Bu veri tabanı arkadaşlar. Tablonun adı değil. Veri tabanının adı. DB database adı oldu zaten. Or die. Şöyle şunu alayım. Üşengeçliğim tuttu. Or die. Şimdi bakalım bir hata var mı? Bağlandı mı? Bağlanması zaten hata verecektir. Haber. Aa, bilgisayarım dondu. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Bağlantı sağlıyor. Şöyle haberi atacaktım. Evet attım. Şöyle yapalım. Haber PHP.
Girelim bakalım. Evet, hata yok. Hata olsa hata verdi. Yani hiçbir şey gözükmüyor fakat hata yok sayfamızda. Çünkü bir şey göstermesini söylemedik. Şöyle şuralara yürüm de yapayım. Mouse bağlantısı diyelim. Bağlantısı. Bu dosyaları alacağınızı söylemiştim daha önceden. Şimdi bir de query oluşturalım. Verileri çekelim. Verileri query oluşturarak çek diyelim. Şöyle yapacağız. Verileri getir diyelim. Verileri getir. Verileri getir. MySQL query. Query. Şimdi şöyle select çarpı from neydi veri tabanımızın tablomuzun adı? Tablomuzun adı haberdi. Haber tablomuzdan alacağız. Haber tablomuzdan alacağız. Haber sessiz mi konuşuyorum arkadaşlar? Umarım iyi duyuyorsunuzdur beni. Şimdi select yıldız from haber haberden alacağız. Evet, oradaydı diyelim. Oradaydız. Ölsün ve MySQL hatası versin bize. Eğer hata varsa şöyle şunu da şuraya koyalım. MySQL error değil de şuraya query diyelim. Şöyle şuraya query. Evet. Şimdi while döngüsü oluşturacağız bildiğiniz üzere while döngüsü. While. Bunları biliyor olmanız gerekiyor. Şöyle satır diyelim. Row diyorum bazen. Bazen satır diyorum. MySQL fetch tut getir. Associative diyelim bu sefer. Associative array yapıyoruz. Associative array ile normal array arasındaki fark arkadaşlar. Associative array'de normal 0, 1, 2, 3, 4 diye başlar. ID 0, başlık 1, içerik 2, tarih 3 olarak gözükür. Normal array'de. Associative array'de siz kendiniz otomatikman tanımlayabilirsiniz. Buraya ID'ye 2 diyebilirsiniz. Başlığa 3 diyebilirsiniz. Associative array böyle oluyor. Şöyle de yapabilirsiniz. Mesela şunu şöyle daha güzel bir kodlama için şöyle yapalım. Şöyle. Evet. Şimdi mesela ne lazım bize? ID var. ID'yi getirmek için normal array yapmış olsaydık şöyle satır deyip şuraya sıfır yazdığınızda ID olacaktı sıfır. Yani öyle de kullanabilirsiniz. Başlık 2 bu türde kullanabilirsiniz. Fakat şöyle yapalım. ID diyelim. Associate dedik zaten. Ondan sonra şöyle yapalım. ID başlığı alalım. Başlık demiştim sanırım. Başlık içerik tarih. Evet. Başlık pardon. İçerik tarih. Evet. İçerik diyelim şuraya. İçerik. Şuraya da tarih diyelim. Tarih. Ne oldu? Şuraya tarih. Evet, tarih. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Echo diyelim. Echo attıralım bakalım. Şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Nasıl yapalım? Başlık olacak tabii ki. Başlıktan sonra ne diyelim? Tarihi koyalım. Yayınlanma tarihi yazalım. Yayınlanma tarihi 2 nokta şöyle şuraya tarih değişkenimiz ve 1'e kattıralım arkadaşlar şöyle şurada 1'e kattıralım bir bireyimiz olsun sonra içeriğimiz de burada olsun içerik yazmak istiyorum değişkeni yazacaktık evet içerik değişkenimiz de burada ve bir de HR'miz olsun altında HR olsun. Tabii ki bireyimizi de koymayı unutmayalım. Bir de birek koyalım şöyle. Evet, tamam. Şöyle basit bir şey yapalım. Daha sonra düzenleyeceğiz arkadaşlar bunu. Şimdilik böyle kalsın. Şimdi haber PHP sayfamıza gelelim. Evet, şimdi bakalım. Yenileyelim sayfamızı. Biraz hızlı mı gittim de yoruldum. Evet, gördüğünüz gibi limit koymadığımız için defalarca tekrarlamış bunu. Şöyle yapalım. Yani sonuçta şu an evet bakalım. MM evet ufak bir hata yaptı sanırım. Yayınlanma tarihi Echo'da başlık evet başlık şöyle yapalım. Nerede hata yaptık?
Evet arkadaşlar, şurada associative array dedik fakat şunu şuraya koymadık. Hangi query kullanacağını söylemedik şöyle şuraya. Evet, yapıştıralım. Yani fetch associative dedik. Fonksiyonun içerisine hangi query kullanacağını söylemedik. Şimdi şöyle yapalım. Paylaş diyelim. Evet, şimdi yenileyelim sayfayı. Hala sayfa dönüyor. Sonsuz bir döngü oluşturduk. Sayfamızı yeniledik de browser'ım kastı. Aynı şey yine tekrarlandı. Kaydetmedik mi? Kaydettik. Sanırım hata yok arkadaşlar. Yanlış attım galiba. Evet, paylaş atmışım. Haber PHP atacaktım. Düzelttim ama yanlış sayfa atmışım. Şöyle kapatalım. Şunu kopyalayayım şöyle. Şunu kapatayım da. Şöyle yeniden açalım. Evet arkadaşlar, sonunda oldu. Gördüğünüz gibi şurası başlık. Burası tarih. Burası ise içeriğimiz. Gördüğünüz gibi satır başı yapmamış. Yani harem bir şey yok. Şuradaki şeyleri düzelteceğiz arkadaşlar. Şu horizontal line, bu horizontal line nereden geliyor? Şeyden, şuradan. Buradan geliyor. Diğer ikisi de en alttaki de şuradan geliyor. Hani şunu silsek aslında horizontal line düzelecektir. Ctrl+S diyelim. Yeniden gönderelim haber PHP'yi. Yani düzeltmeleri bir sonraki dersimizde yapalım arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Gördüğünüz gibi başlığı kalın yaparız. Yayınlanma tarihi bilmem neyi falan düzeltiriz. Aynı şekilde de paylaş PHP'yi artık yaparız. Şu an sayfamızda gözüküyor gördüğünüz gibi. Haberlerimiz çıkarttık burada. Paylaş PHP'yi aktif edelim. Artık veri tabanına elle değil de buradan girelim haberi. Haber PHP'de de gözüksün. Haber PHP'de de yayınlansın sayfamız. Evet, böyle yapalım. Bugünkü dersimizde bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.